Efendim merhabalar. Bir cuma sohbetiyle daha huzurlarınızdayız. Hocalarım yine değerli hocam Mustafa Kelebek ve Yusuf Su İçmez hocalarım. Beraberiz. İnşallah belli sorulara cevap vermek üzere burada programı icra etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk. Sefa hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bugün aynı zamanda öğretmenler günü hocam. Evet. Doğru. Evet. Siz isterseniz hem tarihi veriyordunuz. O tarihi verdikten sonra bir de öğretmenler gününe şöyle kısa bir değinme yapalım inşallah. Hatıralarınız da vardır. Yusuf hocamın da var yıllardır. O da bir nevi öğretmen nihayet. Allah razı olsun. Evet. Bugün 24 Kasım evet. 2023 ve öğretmenler günü. 2023. Evet. 7 Cemaziyel Evvel ya da özgün adıyla Cemadel Ula 1445 mübarek bir cuma günündeyiz. Kardeşlerimizin cuma gününü de kutluyoruz. Bu program hepimize hayırlar getirsin. Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü benim öğretmenliğimin ortalama 15. yılında falan kondu. Yani ben ilk öğretmen olarak atandığımda 24 Kasım Öğretmenler Günü yoktu. Tayinim Ankara'ya çıkmıştı. Hmm. Ankara'dayken evet. Öğretmenler Günü ilk defa kondu. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul etmesinin yıl dönümü münasebetiyle konmuştu. Kenan Paşa'nın da o zaman bunda rolü vardı. Yani böyle bir Öğretmenler Günü yapalım dediler. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na böyle bir paşadan talimat geldi. Ve Öğretmenler Günü kabul edildi. O Öğretmenler Günü'nde de böyle yakamıza bir Öğretmenler Günü gülü koyarak, bir amblemi koyarak törenler yapılırdı. Giderdik, törenler yapılırdı. Sonra o günü sınıflarımıza döndüğümüz zaman kutlardık. Evet. Böyle bir gündür bugün. Yani sonuçta Peygamberimizin, hocam sözünüzü kesiyorum, ben muallim olarak gönderildim diye bir rivayet var değil mi hocam hadis-i şerif? Muallim, zaten görevin mübeyyin olarak var ama muallim olarak, yuallimuhumul kitabe vel hikmeti zaten o da var. Bugünkü hutbede de var. Zaten ben öğretmen olarak gönderildim şeklinde bir sözü de var Peygamberimizin. Metin tam o şekilde mi, o tarafını artı kontrole ihtiyaç var. Resulullah Efendimizin hoşa giden bir şey bu bilgiyle ilgili, ya öğreten olunuz ya dinleyen olunuz ya öğretmen olunuz öğretmen ya öğrenci olunuz dinleyen öğrenen ya da dinleyici olunuz. Evet. Ama dördüncü olmayınız şeklinde. Yani hiç bilgi karşısında umursamaz bir tavır içerisine girmeyiniz şeklinde de güzel bir öğütü var. Bu öğütle de bugünkü sohbetimizi başlatabiliriz. Evet. Öğretmenler Günü böyle bir gündür. 1983'lü yıllarda konuldu. Yani o da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan edildiği yıllardı. Evet. Öğretmenler. Şöyle de diyebiliriz. Öğretmenler Günü'nün kutlamaya başlama yılı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ben Kuzey Kıbrıs demiyorum izninizle, Kıbrıs diyorum. Hala Sultanımız orada kaldığı sürece Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği yıllarda oldu. Yani 40. yıl. Evet. 40. yıldayız. Öğretmenler Günü de 40. yılında. Ortalama. Evet. Arz ediyorum. Evet. Bu bilgiyle hadi başlattık. Peki hocam. Söz Yusuf hocamın. Hocam öğretmenlik hakkında veya sizin de hatıranız falan varsa öyle bir şey isterseniz ona da. Hatıra, öğretmenlik zaten hep hatıra. Değil mi? Baştan sona hatıra. Baştan sona hatıra, öğrencilerle yaşanan şeyler. Yani uzun anlatılması hepsi mümkün değil. Öncelikle bütün öğretmenler gününü tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı nesiller yetişmesine vesile İnşallah. Olur. İnşallah. Aslında peygamberler öğretmenler. Yani bütün insanlığın öğretmenleri. Evet. Zaten bilgi getiren nebe dediğinde haber, ama biz hep haber diye alıyoruz. Sanki haberci gibi ama o haber bilgidir. Her haber bilgi taşır. Aslında öğretmenlik bilgi aktarımını, insanlık deneyim tecrübelerini yeni nesillere aktaran aracı kişiler. Zaten herkes bir şekilde de öğretmendir. Bu meslek olarak öğretmenlik ayrı bir şey ama aslında herkes öğrenen ve öğretendir. Anne baba en büyük öğretmen. Hocası, bilmediğin cahilidir. Öyledir. Yani. Bütün İnsanlık böyle. Hatıra olarak dersen, mesela hiç unutmadığım hatıralardan bir tanesi.
Bir gün derse girdim. 5 dakika falan bir geç kaldım. Öğrencinin bir tanesi kalktı. Hocam dedi, biz burada parayla okuyoruz. 5 dakika borcun var. Çok güzel. İlginç. İlginç bir Ne dediniz? Ya hiç şey söyleyeyim. Tamamlarız yani sonuçta borcumuz. Bak yani onu tamamlarız bir şekilde. Evet. Başka dediğim gibi bir gün, tabii bu biraz ilginç. Bir gün öğretmenin böyle ilginç bir tarafı var. Bir gün bir şey var. Bir rivayet. Edebiyat Fakültesi'nde o zaman hocaydım. Türk Dili Edebiyatı bölümünde. Bir kelime geçti. İşte hıyarukum fil cahiliye, hıyarukum fil İslam. O hıyarukum li hıyarukum li ehlihi diye geçen. Evet. Yani sizin en seçkininiz, en hayırlınız eşine veya bir başka rivayette de aynı şekilde cahiliye döneminde karakterli, hayırlı olan sonrasında da öyle oluyor. Şimdi bu hadisi okudum. Tabi orada Türkçe kelimesinde, Türkçe'de hıyar dediğinizde yergi oluşturuyor yani böyle yerme tabii, manası var. Salatalık evet, yeni adı ama yani meyve. Onun bir Allah, sebzenin şimdi adı. Şimdi çocuklar dedim ya, bu kelime işte kelimelerin kültürden kültüre yüklendiği anlam farkı. Buna dikkat etmek aynen, lazım kullanırken. Aynen. Dedim mesela bu tür bir örnek verebilir misiniz? Biraz kaba gibi olacak ama öğrenci cesur kalktı. Hocam dedi siz hıyar bir öğretmensiniz. Yani ben bunu da alkışlıyorum izninizle. Çünkü size ya, siz de itibat örnek. Ben de dedim ama Mehmet sen de hıyar bir öğrenciye benziyorsun dedim. Aynı şekilde en geç kafamda kalmış hatıralardan birisi oldu böyle. Tabii bu, burada hayırlı anlamında tabii ki, esasında değil seçkin mi? Demek muhtar kelimesi ama bu evet. Arapçadaki kelimenin anlamı ile Türkçe'de kazandığı sonra da kazandığı anlam arasındaki fark, kültürel farkın yarattığı anlam yükleme farkı bu. Tabii öğrenciler bu meseleyi de anlamış oldu. Yani bir kelime, bir hatta yöreden yöreye bile bazen bir kelime değişiyor, evet. Değiştiğinde anlam kayması oluşabiliyor. Olur. Daralma veya genişleme denilen veya anlam kayması oluşabiliyor. Dolayısıyla bu da ilginç bir hatıra. Tabii birçok böyle hatıralar var. Öğrencilerin özellikle bazen dersteki itirazları, tartışmalar hepsi birer anı hatıra ama programı yani. Onlarla doldurmak şimdi uygun olmaz. Aslında keşke bunları yazsanız yani. Peki. Roman, kitap olur. Bana buyurun hocam. Bu kelimeyle ilgili bir söz verirseniz. Sözünüzü kestim. Onu da anlatayım ondan sonra. Şimdi hıyar kelimesiyle ilgili. Hıyar hocamın da ifade ettiği gibi hayırlı. Evet. Hayırlılar. Cemi mi o? Çoğul mu oluyor? Sizin yani buradaki hıyarukum sizin en hayırlı olanlarınız. Hıyar yani hıyarukum seçkin orada. Ehlihi. Şeyin master olarak onu kullandı. Şimdi, yani seçkin olan o seçkin ama olan. Ama aynı kelimenin Türkçemizde de bir deyim olarak kullanımı var. Şimdi ben isim olarak bu olay Gazi Osman Paşa İstanbul Gazi Osman Paşa'da başıma geldi. Cuma günü. Cuma'ya gittim. Hocamız cumada hani siz bir hutbe okursunuz. Evet. Bize haftalık nasıl davranacağımızı anlatırsınız ya hutbenize. Hı. Adeta haftalık ne verirler hocalarımız bize? Ultimatum. Ondan sonra birliktelik, kardeşlik şeyi aşılarsınız. Ve o hutbe çok güzel ibadetin bir, cuma ibadetin, cuma namazının önemli bir unsuru. Hocamız cuma hutbesinde bu hadis-i şerifi okudu. Hocamın söylediği hıyarukum hıyarukum li ehlihi dedi. Sizin en hayırlılarınız eşine, ailesine iyi davranandır. Evet. Şimdi ben eve döndüm, namaz kıldı. Dönüşte de ben bugün hocamız hutbede şunları söyledi diye bir özet yaparım. Adetim budur. Şimdi, ev halkına mı? Evet, özellikle zevcemin, eşimin, Emine Hanım'ın bulunduğu bir ortamda. Çocuklar dedim toplanın, annenize de çağırın dedim, hanım da geldi. Hoca dedim bugün hutbede sizin en hıyarlarınız eşine hıyarca davrananlardır diye anlattı dedim hutbesinde. Bizim hanım şöyle dedi. Gitme dedi. Hoca öyle söylemez dedi. Hiç unutmuyorum. Sonra onun açıklamasını yaptık. Gülüştük. Güzel bir ortam oldu. Allah güzel günler göstersin. Hocam orada tersini de düşündüğünüzde mesela hıyarukum lehli dediğinizde evet. Türkçe'ye çevirdiğinizde de tersten aynı anlam geliyor. Hmm. Sizin en hıyarınız eşine karşı en
hıyarca davrananız, kötü davrananız, yani kaba davranan böyle aslında söyle. Yani o da yani orada yani Türkçe mantığıyla da bakma tersten olumsuz yönüyle aynı anlamı veriyor. Evet. Ama Arapçada deniz sizin en seçkin, en üstününüz eşine karşı tabii. En uygun, en seçkin, en doğru davrananızdır diyor. Ha bu kelime şimdi sıfat olarak kullanılıyor, isim olarak kullanılıyor. İsim de meyve. Muhtar kelimesi oradan. Tabii aynı kökten. Hare zaten kökten. Hı ile muhtar değil tabii, mi? Tabii hare. O biraz seçmek, seçilmekle evet. ilgili. Yani. Oradan türetmedir. Arapçada biliyorsunuz kelimenin kökünden türetilir. Evet. Şeyde. Evet. Türkçe'de biz sondan eklerle türetiriz Türkçe'de. Bir kelimeden binlerce tabii, kelime tabii kelime ya. Kök yalın hali var. Onun evet. türetilmiş hali var. İşte Türkçe'de emir kipidir. Arapça'da geçmiş zaman kipidir yalın hali. Oranın hare kelimesidir bunun yalın hali. Oradan evet. muhtar da türetilmiş bir başka evet. fiildir. Dolayısıyla dediğim gibi burada önemli olan kelimenin bizim dikkat etmemiz gereken bazen bir toplumdaki kazandığı anlamla başka bir toplumdaki anlam çok farklı olabilir. Süleyman Demir'in bir kıssası var ama bunu anlatmaya şimdi uygun değil ortam. Dolayısıyla da böyle çok ilginç diyaloglar çıkıyor. Evet. Evet. Evet hocam. Öğretmenler günüyle ilgili varsa başka söyleyeceğiniz ama öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek değil mi hocam? Yani kutsallığı ya. Derken her yani, mesleğin her meslek kutsaldır meslek. Ya. Her mesleğin evet. insanlığa faydası var. Öğretmenlik iki misyonu var. Bir mesleki açıdan insanlığa hizmet, meslek becerisi verir. İki, insani değerlerin gelişmesi açısından. Bu evet. ikisi zaten dengeli olmak zorunda. Yani eğitimin iki tane ayağı var. Biri meslekidir, biri etiktir. Evet. Etik tarafıyla meslek tarafı birbirini tamamlaması gerekir. Bir tarafın etiği aldınız sadece, mesleği vermediniz. İnsanlar bu da beceriksiz oluyorlar. Mesleği verdiniz, becerikli, etiği vermediniz, ahlaksızca işlerini evet. yapıyorlar. Bunlar ikisi birbiriyle iç içe. Hatta sac ayağı gibi yani tabii ki. Değil i̇kisi, mi? Tabii ikisi. Bunlar. Meslek ve meslek etiği birlikte verilmelidir. Yoksa işte toplumumuzdaki büyük sorun aslında bu ikisi arasındaki dengenin kurulamamasıdır. Evet. Hocam şimdi hakikaten böyle biraz böyle mütebessim ettirici bir giriş oldu. İnşallah bu vatanın evlatları İnşallah. Hep mütebessim, güler evet. yüzlü kalsınlar, İnşallah. İyi günler görsünler. Ama sorular tabii farklı. Yine biraz Filistin'i ilgilendiriyor. Bu arada bilmiyorum sevinelim mi yoksa endişeyle mi bakalım? Bir ateşkes. İnsani ara. Ateşkes değil de insani ara dedikleri. İnsani ara dedikleri bir ateşkes şey oldu. Ateşkes daha farklı bir kavram. Yani en azından oradaki garip kurabağının bir nefes alma süresi aslında diye. Bu da kötü bir şey. Yani bakma bunun ateşkes olması lazımdı. İnsani ara demek evet. öldürülmesi için insanlara biraz daha fırsat vermek. Sonradan tekrar öldürülsünler. İnsani yani yardım edelim sonra gene öldürsünler evet. birbirlerini. Ha bu bir ön ateşkes yapılamadığı için bir ön adım gibi yani bir insani ara verelim. Belki o arada görüşülür ve meseleler çözülür. Ateşkese gidilir. Yani burada tabii bu kavram bile acayip yani koşumuza evet. gidiyor ama evet. insani evet. ara ne demek? Yani bir süre insanların öldürülmesini, çocukların, kadınların, biraz insanların yaşa biraz erteleyelim. Yani bu da hukuki anlamda, uluslararası hukuk açısından da problemli bir ifade. Ha, tabii ki çaresizlikten dolayı mı buna gidildi? Yani ateşkes yapılamıyor da insani ara verildi. Bu yüzden mi insani araya verildiler? Yoksa ya biraz dinlenelim i̇nsani yani. İnsani ara dediklerini verenler ateşkesi de yaparlar. Tabii ya. Ki, tabii aynı, ki. Aynı insanlar. Yani bunu bu yani. Dediğim gibi yani daha önce de değindik. Bunun arkasında uluslararası ahlaksız siyaset dediğim gibi. Bunun şey var. Çıkar Maalesef. Kavgalarının insanlığın Maalesef. Değerlerinin üzerine çıkması. Hayır, derin Şu bir anda... analiz diyor ama... sevinelim mi, üzünelim mi? Ya en azından yani nasıl söyleyeyim size? Bir adım olarak görelim. Belki bir sonraki konulara İnşallah. Ama bu suçları işleyenler mutlaka cezalandırılmalı. İnşallah. Onu söyleyeyim. Yani İnşallah. Bu ateşkes de olsa, insani arada olsa bu çocukların, bu masumların öldürülmesi, savaş suçlarının tümünü her iki tarafında. Evet. Varsa her iki tarafta soruşturulmalı. Hocam, her iki tarafında. Hocam insana zulmeden zalim. Yani Hamas insanlık suçu işlediyse orada yargılanmalıdır. İsrail işlediği insanlık suçlarından yargılanmalıdır. Evet. İnsanlık suçu işleyenlerin yanlarına evet. kalmaması gerekir gibi daha bu tür aynı acılar tekrar ama güçlü olanları yargılayamıyoruz. İşte Amerika atom bombası attı bir yere. Rusya evet. tehdit ediyor nükleer silah kullanırım. İsrail tehdit ediyoruz nükleer silah kullanırım. Bu sözler bile uluslararası hukuk açısından suçtur. Evet. Ve bunlarla ilgili uluslararası suç duyurusu yapılması gerekir. Bu söylemleri söyleyenler insanlığa karşı suç ve suça eğilimden aynı şekilde yargılanmalılar. Ve savaş adaletini de bozuldur. Böyle bir tehdit de yapamazsın. Evet. Hadi cesim bu silahları niye üretiyorlar? O tehditleri devam ettirsinler diye üretiyorlar. Bu da uluslararası sistemin, hukukun
henüz daha insanlaşmadığı, evet, insanileşmediğinin bir sonucudur. Onun için son dönemlerde hümanitaryen, insancıl hukuk diye bir kavram geliştirmeye çalışıyorlar. Ama henüz o da gelişmiş bir şey değil. Sonuçta güçlü olan, evet, hakimdir. Hakim olan istediğini, maalesef, yapar, hükmeder gibi bir mantık var. Uluslararası yargıda onu oluşturanların çoğu da zaten bu zulme destek veriyorlar. Ne yazık. Ya o da uluslararası mahkemelerin, uluslararası ceza mahkemesinin, adalet divanının, bunların tabii fonksiyonu, ne kadar yapıları hizmet verebilir, hatta Birleşmiş Milletler'in bizatihi kendi yapısı zaten sorunlu. Yani demokrasi getiriyor dünya, insan hakları falan. Kendisi insan haklarına uygun değil, demokrasiye uygun değil yapısı. Onun için onun da bir reforma ihtiyacı var. Türkiye'nin dünya beşten büyüktür derken aslında işaret etmek istediği şey o. Ama bunu söylemde değil, somutlaştırmalıyız. Uluslararası bir hukuka, bir sisteme ihtiyaç var. Bunun üzerinde bütün ülkeler insanlığın geleceğini, birilerinin çıkarlarını, bazı ülkelerin çıkarlarını değil, insanlığın, evet, çıkarlarını bir bütün olarak düşünüp bunu sistemleştirmeleri gerekiyor veya uluslararası sistemi bu doğrultuda evrilmeleri gerekiyor, geliştirmeleri gerekiyor. Yoksa işte biri işte böyle ağlar, timsah gözyaşları, hileler, hurdalar böyle yeryüzünde, evet, sürekli, evet, yaşanır. Hocam şimdi siz hukukçu yönünüz de var. Yani dünyada İlla sadece bir tane uluslararası lahayda kurulmuş olan mahkeme vesaire, bunun dışında niye kurulamaz mı yani? Belli ülkeler bir araya gelip de bir birliktelik oluşturup da daha adil bir, şimdi bir yargılama yani sistemi. Şimdi savaştan sonra savaş mahkemeleri kuruluyor. Ama onu da kuranlar galipler kuruyor, öbürlerinin i̇şte. Aleyhine kullanıyor. Adalet için kurmuyor onu da. Aynen. Yani hukuku bir diyorum. Meşrulaştırma aracı olarak kullanıyorlar orada. Galip geldik, galip gelen o birini yargılıyor. Askeri darbe yapıyor adam. Darbe yaptıktan sonra yargılıyor muhaliflerini. Darbe başarısız olursa kendisi yargılanıyor. Böyle şu anda bir, ona yakın ülke kalıcı barış istiyorlar, açıklama yaptılar. Ya onun içinde Rusya da var, çok, Türkiye. Çok ülkeye tabii var, ki. Bayağı. Mesela bunlar işte en azından böyle bir sistemi oluşturabilirler. Şimdi kendilerine. O çok şey, bir sistemin uluslararası kabul görmesi ne kadar... Ne kadar kabul görürse o kadar etkili olur. Onun için bir takım prensipler var, geliştirilmeye çalışılan uluslararası hukukun jus cogens dedikleri kurallar var. Evrensel genel kabul gören kurallar. Bunların hukuk sisteminin parçası haline gelmesi gerekiyor. Uluslararası denetimin de önemli. Şimdi dediğim gibi güçlü olan devlet atom bombası kullanıyor, şunu kullanıyor, bunu kullanıyor. Yargılayamıyorsunuz. Yani devletler onu sineye çekmek zorunda kalıyor. Güçlüdür, haklıdır gibi. Bir o haklı değil, haklıdır demiyorlar ama acizlik hissediyoruz o gücün karşısında. Yaptıkları yanlarında kalıyor. Maalesef. Ama onların da yargılanması gerekiyor. Yani o atom bombası, diğer savaş suçları, diğerleri, bunların aslında tabii bu nesil değil günahını işleyen. O günahı işleyen insanlar, en azından gelen devlet başkanları, ya bu bizim tarihimizde böyle bir şey var ama bu yanlış bir siyasetti, insanlık adına hepimizin utanç duyduğu bir olaydır diyebilmesi lazım. Evet. Evet hocam, şimdi bununla ilgili olarak şu Kehf suresinin 60. ayetinden itibaren malumunuz bir kıssadan bahsediliyor. Hazreti Musa'nın bir kıssasından. Orada Hızır veya Melek diye ifade edilen, Kur'an-ı Kerim'de o açık değil, İlmi ledün diye bir kavram var. Hadiselerin hikmet yönünü bilme hususundaki ilahi, evet, lütfa mazhar olmuş bir kişi bu. Kim olursa olsun. Burada işin özeti şöyle. Hazreti Musa bir bilgi edinmek için o kişiye ulaşmak istiyor. Evet. Ama o onu kabul etmek istemiyor. Sen sabredemezsin diyor. Soru sorarsın falan. O da sormayacağına söz veriyor. Fakat olan hadiseler, 3 tane hadise var. Birisi gemiyle yolculuk ederlerken gemiyi, evet, yaralıyor biliyorsunuz. Evet. İkincisi bir çocuğu öldürüyor. O son olay ve en ağır. Evet. Üçüncüsü de bir duvarı tamir, evet, ediyorlar. Bir misafir onları etmeyen insanların, evet, yıkılan duvarını onarıyor. Bunun her üçünde de Hazreti Musa verdiği söze rağmen dayanamıyor ve, evet, soru soruyor. Sabredemesin diyor bu, evet, benim yapacaklarım. Soru sorunca da artık bundan sonra arkadaşlığımız son bulmuştur deyip orada, evet, hadiseyi durumları açıklıyor alıyor. Yani niçin yaptığını, evet, açıklıyor. Açıklıyor, evet. Evet. Onları onlara siz değinirsiniz ama burada kıssadan alınması gereken bir hisse Hazreti Musa'nın peygamber olmasına rağmen, zaten bütün peygamberler de öyle, gaybı bilemezler. Değil mi?
İlla Allah'ın öyle Allah ne kadar düşünme. Bildirirse o kadar öyledir. Bildirir değil mi? Burada bu. Ayette açıklanıyor zaten o dediğin, yani ancak bizim iznim verdiğimiz şey ölçüsünde yani kaybı bilirler diye. Evet. Yani mesela işte duvarın tamir edilmesi, çocuğun öldürülmesi ve geminin delinmesi hadisesi. Hazreti Musa'ya son derece ters geliyor ve onun için de itiraz evet. ediyor. Şimdi burada esas soru şu hocam. Bugün İsrail'in yani Yahudilerin Filistin'e yaptığı zulümler ne kadar devam edecek? Ve Allah niye yardım etmiyor oradaki mazlumlara? Bu kıssadan da hareketle bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Yani Cenab-ı Hak niye bunlara fırsat tanıyor? Niye işte zalimin elini kolunu bağlamıyor şeklinde? Hep soruluyor bunlar devamlı. Şimdi tabii bunun ilahi adalet boyutuyla baktığında çok farklı görülür resim. İnsani evet. sorumluluk açısından baktığında resim farklı gözükür. İlahi adalet açısından baktığınızda zaten insanlar bu dünyaya geliyor, konuyor, göçüp gidiyor. Herkes bir şekilde ölümü tadıp gidiyor. Yani kimse burada ebedi kalmıyor. Dolayısıyla ilahi adalet uzun kaldı, kısa kaldıdan çok önemli olan bu geçişi doğru ve hayırlı yapmaktır. Esas olan yani. Evet. Bu ilahiyat perspektifiyle hayata baktığında. Bu ilahi pencereden baktığınızda hiçbir şey boş değil. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَابُتٍ Bir boşluk yoktur. Her şey yerli yerindedir ve hikmeti var. Sonuç itibariyle mazlum olarak ölen insanlar için ahiret onlar için bir mükafat. Yani o zulmün, uğradıkları acının bedeli onlara mazlum olmaları hasebiyle bir mükafata dönüşür. Yani bir tazmine dönüşür o. Zalimler için ise bu ahiretlerini yok etmeleridir bu. Mazlumların ahiretlerinde bir alacak durumu doğuyor. Zalimler için de bir borç durumu doğuyor bu ahiret açısından baktığında. Bu pencereden baktığında zaten ilahi adalet gerçekleşir. Ama insani sorumluluk açısından baktığımızda başka bir ayette de ve mesabetkum min musibetin ve bir mekesebet eydikum. Her musibette bir sizin bir parmağınız var. Yani insan davranışlarının mutlaka bir rolü var. Şimdi şöyle bir bakalım ne var burada İsrail Filistin'de. Bir soru sorsak. Bu savaş niçin yapılıyor? Evet. Bu savaşı kim çıkarttı, çıkartıyor ve niçin çıkarttı? Bir haksızlık, zulüm var. Ona karşı mı? Yoksa insanların azgınlığından ve taşkınlığından doğan bir savaş mı? Tuğyanen o ayette sonrasında söylüyordu. Evet. Onları tuğyan olarak, isyan olarak sürekli ne yaptı? Arttırdı. Şimdi bu savaş, diyelim ki şöyle söyleyeyim size, çok basit bir şey söyleyeyim. Hamas roket attı, gitti, esir aldı. Niçin uluslararası soruşturma istenmedi? Burada bir uluslararası suç varsa bu konuda soruşturma açılmadı. Değil mi? Evet. Değil mi? Önce tedbir alınmadı. Sonra bir şey söyleyeyim. Yıllardır Filistin ambargo altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu gibi. Niçin? Zaten o... Niçin? Kimin ne hakkı var bu dayatmaları yapmaya? Şu anda görünen savaşın başlamadan önce zaten devam ediyor. Ya adamlar ambargo altında. Ya evet. Yani yıllardır ambargo altında sıkıştırmış. Öldürmeler de devam ediyor. Esir alındı diyorsun. Evet. İşte 100-200 kişi. Ya binlerce insan İsrail'de hapishanelerde. Evet. Esir. Seçimi kazanan insanlar dahil olmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı buna mesela vurgu yaptı. Ben bunu taraftarlık için söylemiyorum. İnsani bir hissiyatla. Hamas'tan da bu suçları işleyenler var. Yargılanacaktır ya. İsrail'de de başbakanı kim ise bu insanlık suçunu temizlemek için ve milletlerin sırtına yüklememek için. Bu suç Filistin halkının suçu değildir. İsrail halkının suçu değildir. Bu siyasetleri güdenlerin suçudur. Ha uluslararası Amerika, Rusya, diğer büyük devletler buralara silah satışı için bir takım komplolar kurdularsa bu da Birleşmiş Milletler'de tüm bu ihtimaller evet. masaya yatırılmalı. Ve bu tür şirketler varsa politika izleyen bu şirket sahiplerinin mallarına gerekirse el konulmalıdır. Orada da adaletin tecelli edeceği meşhur. Silah satışı için insanların canını evet. malını komplo entrikalar kurarak insanlığın hayatını geleceğini tehlikeye sokuyorlar. Bu tür hareketler varsa işte bu kıssalarda hep dikkat ederseniz her zaman bir iyi ve kötü şeyi var. Hareket noktası var. Biraz sonra o ayetlerde de onu göreceğiz bir detayına girdiğimizde. Şimdi şöyle bir anlayış var. Yuhavvifu evliyâhu diye bir ayet var. İlginç bir şeydir o. Beni her şaşırtır okuduğumda. Diyor ki şeytan dostlarına korku salar. Korku ile yönetir dünyayı.
Tamam mı? Güven adalet değil, korku salmaya çalışır. Allah ise Rahman ve Rahim'dir ve güven telkin eder. Evet. Dostlarına güven telkin eder. Şimdi dünyada şöyle bir siyaset gelişti sonrasında modernistle anlayışla beraber. Güç. Tanrı'nın sıfatıdır. Güçlü olan Tanrı'nın yanındadır. Tanrı onun yanındadır. Bu, tam seküler bir... Tam, yani evet. Bu seküler falan da değil ya. Sekülerizmin de bir ahlakı var. Bakma öyle değil. Bu hayatı okuma biçimiyle alakalıdır. Yani hayat bir mücadele var. Hayvanlar dünyasına baktılar. Vahşi olan kısmına. Vahşi olan hayvanlar dünyası kısmından kendi hayat tarzlarını çıkarttılar. Hmm. Onun için bir ayette neydi? Ulaike onlar öyle de niye biz öyle olmayalım? Yani bu Allah kötü bir şey yaratmaz. Bu da örnektir. Kötüyü örnek aldılar. Hmm. Onun için bir ne diyor? Ve teşabet aleyhimul halk. Varlığı yanlış okudular. Yani oradan kafaları karıştı. Bir kısmı zaten insan olarak insani yönleri gelişmemiş insanlar. Çıkar ve ihtiraçları için her türlü kötülüğü yapmayı bir marifet zanneden karakter bozukluğu olan Kur'an'ın ifadesi ise hatabul cehennem, cehennemin odunları tipinde karakterinde insanlar. Bu insanlar var. Bunlar kendi dedim zevkleri için, egoları için başka insanların acı çekmesi hiç umurlarında değil. Evet. Yani insanlıktan çıkmış varlıklar. Bu yani buradan şeye dedim kıssaya gelip bağlarsak şöyle bir şey. Bu kıssa burada bir kulumuz diyor yani. Bu ayet açık. Evet. Bir kulumuzu buldu diyor. Biz ona katımızdan ilim verdik. Milledunna ilim. Hazreti Musa da ondan bir şeyler öğrenmek istiyor. Onun bir tabii anlatılan halkaza kısa hutbede benden alim birisi varım falan gibi bir şey hissiyat hissediyor. Musa sonra Allah ona bir yol gösteriyor. İşte yani şunu görür bulursun işte şu kişiyi gidip buluyor. Bu ayetlerin şöyle bir arka planı var. Yani ilahi irade, dikkat ederseniz bir insanı peygamber yapabilir. Burada iki türlü ilimden bahsediliyor. Tecrübi ilimler, bir de Allah'ın milledunna, bizim katımızdan verdiğimiz ilim. Dedikleri, İkincisi milledun, ilmilledun diye Türkçe'ye girmiş bir kavram. Allah'ın verdiği ilmilledundur. Şimdi insan tecrübi ilimler hayatın içerisinde tecrübeyle kazanılır. Mesela orada Musa ile beraber bu Allah'ın kulu yürürken, gemileri sonra açıklarken nasıl açıklıyor? Diyor ki bu gemiler, burada bir kral var zalim. İyi bir gemi gördüğünde ne yapıyor? El koyuyor. Evet. Bunu nereden bildi adam? Kültür, medeniyeti, oradaki tarihi insanları tanımasından. Evet. Bu tecrübi bir bilgidir. Ama çocuğun öldürülmesi orası hayır. Oraya geleceğiz. Orası farklı. Diğeri bir yere gidiyorlar misafir. Kabul yemek yedi misafirlik şey etmiyorlar. Ne yapıyor bu defa? Çıkarken duvar yıkık gidip onarıyor. Ama orada yetimlerin malı var gizli. Hazine onu, var onu, değil tabii mi? Onu korumak emanet. İçin oraya tabii bir emanet var. Onu korumak için. Bu da yine o toplumu tanımakla ilgili. Çünkü o adam o toplumun içinde yaşıyor. Toplumu biliyor. Evet. Bak bu bizde akademide de öyledir. Bazen çok yukarıyı bilirsin. Akademik kitapları toplumun içini bilmesi. Bazı siyasetçiler var ütopik konuşur. Toplumun halini durumunu aşağıyı bilmez. Mesela peygamberler de bazen vahiyye baktıkları için hayat tecrübesi, olayların içerisinde olmaktan bazen uzak kalabilirler. Çünkü yaşanmışlık tecrübeleri diğer insanlar kadar güçlü olmaz. Nitekim biliyorsun Hazreti Peygamber Medine'ye gelince aşı diye bir hikaye var. Hurmaların aşılanması. Şöyle yapın böyle yapın. Sonra diyor ki yok bu tecrübi bir şeydir ben. Evet. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Bildiğiniz gibi yapın. Tabii yani bu siz bildiğiniz gibi yapın. Dolayısıyla da tecrübi ilimler mesela o farklı bir şeydir. Şimdi mesela peygamber döneminde peygamber en iyi matematikçi, en iyi doktor, en iyi fizikçi öyle bir şey var mı? Söyleyebilir miyiz öyle bir şey? Olmaz tabii yani. Kendisi de zaten ilahi vahiy neyi kapsıyorsa o. Tabii ki bir takım uhrevi meseleler var. Akılla doğrudan değil ilmilledün istiyor. Evet. Yani bazen mesela bizde de sezgi diyoruz ona bazen. Bu bizdeki yansıması vahyin, bizdeki küçük bir yansıması ilham ve sezgidir. Evet. Bazen mesela biz aslında annenin kalbinde bir kaza olmaz. Yani daha olmadı. Ya bir darlık hissediyorsun. Ya sanki kötü bir şey olacak diyorsun. Ne oluyor? Evet. Veya rüyanda bir şey görüyorsun. Aa diyorsun. Bakıyorsun gerçekleşiyor. Mesela bu senin tecrübeyle, hayat tecrübesiyle oluşturduğun bir bilgi değil. Bu ilmi ledündür. Yani evet. Allah bazen böyle biz dağa da, kuşa da, arıya da vahyederiz diyor. Böyle bir bilgi gelebilir. Şimdi bu çocuk öldürmeyle ilk kısmı dikkat ederseniz bu ilmi ledünle alakalıdır. Diğerleri tecrübe. Yani bir nevi ilahi ilham değil mi? Tabii yani Allah bize iki türlü öğretiyor.
Bir, yaşayarak, tecrübe ederek öğreniyoruz. Evet. Bilgi kaynaklarımız. İkincisi nedir? İrademizin dışında bizim doğrudan öğrenmek isteyerek de değil, hayatın içinden aslında ilahi irade bir şey, kalbimize bir şey ilka ediyor. Buna altıncı his diyorlar mı? Altıncı his diyorlar buna bazıları. Evet. İşte beş duyorganın dışında altıncı his. Ama o tabii bizim için meşhur bir şey yani. Öyle ya mahiyetini işte, bizim zaten evren tamamen bizim arzularımız, heveslerimiz, isteklerimiz, irademizle yürümüyor. Zaten evet. Öyle yürüseydi yer yüzü fesada uğrardı. Sen düşün ki şimdi insanlar her istediğini yapabilsin. Şimdi İsrail her istediğini yapabilsin. Bütün Filistinlileri yok edecek veya oradaki o kafadaki adamlar demek elinden lazım. Elinden gelse bütün dünyayı. Ya, veya işte Amerikası veya diğer devletler veya Türk'ü, Rum'u. Yani adalet duygusu toplumların kalbinde var ama siyasi anlamda baktığımızda bütün toplumların hayatında, siyasi tarihlerinde kara lekeli zamanlar vardır. Kendi halklarına karşı yaptıkları baskı, zulümler dahil olmak üzere. Sadece başkalarıyla alakalı değil. Evet. Hiçbir devlet, millet kendini sütten çıkmış ak kaşık olarak göremez. Hepsinin kendi vatandaşına karşı siyasetin işlediği suçlar var. Diğer ülke vatandaşlarına karşı işledikleri suçlar var. Hukuk ve adalet zaten bunun için lazımdır. Evet. Ama burada genelleme yapmanın da bir anlamı yok. Bu ilmi ledüne geldiğimizde mesela orada çocuğu öldürüyor. Şimdi şöyle, gerekçesine baktığımızda anne babası çok salih bir insan. Dolayısıyla onları tuğyana, isyana sürüklemesinden endişe ettik diyor. Şimdi bir endişe değil ama bilgi değil mi? Ona endişe verilmiş olarak zikrediyor onu. Öyle tamam, mi? Öyle, ben endişe ettik diyor bununla ilgili, tamam mı? Orada kişi insan halini de ortaya koyuyor. Şimdi bak, bu nasıl yorumlandı? Mesela Fatih Sultan'ın kardeşlerini öldürmesi, tarihteki siyasi cinayetlerin büyük bir kısmı hep bu anlayışın yanlış yorumlamaları ve yansımalarıdır bunlar. Evet, evet. Tamam mı? Devletin geleceği bekası için öngörüyle suç ispatlanmamış suçtan insanları öldürmek. Ceza hukukunda bu prensip ispatlanmadan bir suç, herkes suçsuzdur prensibi bu anlayışların yarattığı yanlış uygulamalara bir tepki olarak doğdu. Evet. Dolayısıyla çünkü insanlar yargılanmadan öngörülerle böyle bu adam katil olacaktı, ben onu öldürdüm. Hoppala. Nereden biliyorsun? Tamam. Onun için ispat olmadan, yani herkes ispatlanana kadar suçsuzdur prensibi buradan doğdu. Ama bu çok ilahi bir şey değil bunun mi? Bunun ilahi adalet perspektifinden baktığımızda tamam. Bazen mesela bakıyoruz, tabii böyle yorumlamak da hoş olmayabilir bazı yönleriyle. Bir çocuk doğuyor, ölüyor. Evet. Bir sebep de yok. Değil mi? Bizim bildiğimiz bir sebep kullanılma. Burada beşeri bir müdahale ile öldürülürse burada yaptıkları ayrım şudur yapmaya. Bu çünkü bunlar misaldir aynı zamanda. Ve kedalike yetrubullahal emsal. Allah misalleri verir, niye? Düşünüp anlamamız için olayları. Mesela tarihi bilgi, Musa öyle Musa'nın hayatının tarihi bilgisini vermek gibi bir amaç yok. Orada o örnek yaşamlar üzerinden insanlığa hayattaki geçerli bir takım kural, prensipleri anlatıyor bize Kur'an. Evet. Şimdi buradan çıkan sonuç nedir? Dikkat et. Allah katında insanlar ölüyor ve aynı zamanda öldürülüyor. Öldürmek suçtur. Oradaki eylem. Ama mesela Hazreti Musa buna şey yapıyor, büyük bir tepki gösteriyor. Şey olarak evet. Yani yaptığın çok büyük bir şey. Ama nereden bakmıyor? Onun için Musa ile ilgili eleştiriler de var. Hazreti Musa'nın çok zahiri olup baktığı. Çünkü İsrailoğullarında peygamberliğin profili farklıdır. Hazreti Musa'nın işlediği başka günahlar da var. Bilgi eksikliği olduğuna yönelik ciddi eleştiriler var Hazreti Musa'ya yönelik. Irkçılık, söylemleri, hissiyatı gibi. Demek ki peygamberler zahiri de hata ediyor. Cenab-ı Hak onları uyarıyor. Yani Allah'ı görmek gibi eğilimler, bir takım şeyler var. Bir takım zaaflar var şeyinde. Yani kişiliğinde, peygamberlerin kişiliğinde bazı yönlerden bazı zaaflar olabilir. Yani bizde de var. Mesela Allah'ın ismet sıfatı, Allah'ın o günahlardan temizlemesi değil mi? İsmet Allah'ın korumasıdır. Evet. O insan olarak karakterinde o zayıflıklar olur. Allah onu korur. Yani bizim inancımızda da mesela Kur'an'da da baktığında Hazreti Musa'nın aslında adam öldürdüğüne dair mesela bir kişi orada tenkit olarak var. Var, evet. Ve yine Firavun'a gideceğinde şey hissetmesi, bir korku, endişe hissetmesi, bu da bir eleştiri olarak var. Evet. Yine mesela biz Hazreti Muhammed'le ilgili bizim bütün hepsi bizim peygamberimiz. Mesela
çok evlilmekten dolayı artık çok fazla evlenmesinin yasaklanması bundan sonra başkanım. O dönemde öyle bir sorun yok ki hocam. Ama var. Sonra Kur'an yasaklıyor peygambere çok evliliği. Yani o dönemde ama öyle bir şey yok gelenekte. Mesela orada ne diyor? Yani peygambere de orada bir sınır koyuyor. Bir sınır koyuyor. Yani insani bir takım davranışlarına veya Bedir esirlerinde yaptığı peygamber orada tenkit ediliyor. Yine belli maunzile ileyke feinlem tefal fema bellate risalete yapmazsan yapmış olmazsın. Başka bir ayette peygambere ne diyor? Ve in takavale aleyna ba'de lekavil ayetinde eğer bizim söylemediğimiz söyleri bizim adımıza söyler de biz onu yakalarız diyor. Evet. Cezalandırırız. Dolayısıyla peygamber bir insan ve bir takım insani problemler yaşayabilir. Kur'an onların problemlerini onları aşağılamak için zikretmiyor veya Tevrat da bunları o amaçla zikretmiyor. Sonuçta bizim muhatap olduğumuz insanlar ve insanlar ilahi koruma olmazsa, o ismet olmazsa bu tür hatalara nedir? Açıktırlar. Şimdi orada o çocuk öldürülmesini, kısa Mustafa hocamızın hakkını yemeyelim. Şöyle, olayın Allah katında gerçekleşmesi ve hikmeti farklı bir şeydir. Biz zahirden hükmederiz ve Hazreti Musa o konuda haklıdır. Çünkü biz kendi açısından insan ki, olması bakımından tabii ki, değil mi? Orada haklıdır. Sorgulaması. Tepkisi insan olarak davrandı Musa. Oradaki kendisine Allah katından ilim verilen kişi çok net değil. Böyle muallak bırakıldı. Evet. Dikkat etsene. Evet. Böyle bırakılmasının da bir hikmeti var. Çünkü bu bir misal. Evet. Tamam mı? Çünkü orada kişi önemli değil. Oradaki düşünce tutum biçimi. Ama bunu mesela onun için biz ne deriz? Allah katındaki ilahi adaletle beşeri adalet aynı şey değil. Biz beşeri adalete göre hükmederiz. Kendi kudret ve imkanlarımıza göre. Ama arka planda ayrı bir adalet olabilir mi? Mesela bir yerde bir çocuk ölüyor. Ha şimdi Filistin'deki masum çocuklar ölüyor. Niye öldü? Allah'ın suçu. İşte o kısmına Mustafa hocamla devam etsek hocam. Çünkü bayağı ilerledik. Tamam hocam. Bizim çok az bir zaman kaldı. Şimdi hocam soruyu ben tekrar edeyim. İsrail'in Filistin'e yaptığı zulümler devam eder mi? Allah neden yardım etmiyor şeklinde bir soruydu. Şimdi burada Yusuf hocamın anlattıklarına ilaveten Hazreti Musa ile ilgili bir kıssa daha var değil mi? Hazreti Meryem oğlunu ne yapıyor? Bir sepete koyuyor, Nil nehrine bırakıveriyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi. Evet, annesi. Hazreti Meryem İsa Aleyhisselam'ın annesi. Evet. Yani görünüşte hadise ölüme terk ediyor evladını değil mi? Görünüşte öyle. Biz baksak sen ne yapıyorsun sen deli misin deriz. Ama orada yine bir hocamın belirttiği gibi bir ilmi ledün, ilahi bilgi var orada herhalde ki o şekilde bir sonuçla karşılaşıyor. Şimdi buradan bakarsak olaya dualar kabul oluyor mu olmuyor mu veya işte Cenab-ı Hak yardım ediyor mu etmiyor mu ona buyurun lütfen. Allah razı olsun. Öykülü bir ders oldu. Şimdi ben öyküyü de seviyorum ya. Evet, çocukluk çocukluk anılarıma gitmeye izin verir misiniz? Estağfurullah. Şimdi evet. Bizim çocukluğumuzda daha ilkokula gitmeden önce hatta bu bir de seyircilerimizi güldürelim. Biz de fistan giyerdik. Oğlan çocukları da fistan giyerdik. Siz bunu görmediniz. Siz modern bir nesilsiniz. Suudi Arabistan'da hep öyle giyiyorlar hocam ya. Tamam. Biz ama orada kaldığımız yıllar. Şeye kadar buluğ çağına kadar kız çocuklarıyla beraber fistan giyerdik. Fistanlıyık. Ben de giydim hocam. Ve giydiniz mi? Hiç benzemiyorsunuz. Ben giydim ama. Böyle giderdik. Bize öğretmen bir hocamız olurdu. Namaz kılmayı öğretirdi. Subhaneke'yi öğretir, Ettehiyyatı'yı öğretir. Allahümme salli, Allahümme barik. Bunları öğretir. Evet. Fatiha'yı öğretir. Namaz kılmayı öğretir. Bir de Perşembe günü oldu mu? En sevdiğimiz gün Perşembe gündü. Neden? Öğleye kadar ders yapılır. O derste de dini öğütler falan verilir. Evet. Genel kültür verilir hocamız tarafından. Ondan sonra börekler, çörekler, katmerler. Şimdi Kıbrıs'ın en tatlısı nedir mesela evde yapılan ya da lokantalarda? Tatlı değil de mesela yemeklerinden olan? Şeftali kebabı. Şeftali kebap ama daha çok tatlı, katmer çocuklara verilen. Burada ne var hocam? Vallahi çocuklara verilen tatlı olarak eskiden burada meşhur tatlı olarak aslında şey var. Ceviz macunu var benim. Ceviz macunu. Tamam. Buraya da böyle tutup yiyorsun ya. İşte hani o zaman evlerde annelerimizin, teyzelerimizin yaptığı gofretin bir çeşidi diyelim. O günü çok severek. Çünkü bize dini sohbetler olur, hikayeler olur, anlatılır. Sonra teyzeler gelir bunlardan verir. Allah nasıl yerik? Aman Perşembe gün gelsin derim. Evet.
Perşembe günü geldiği günlerden birisi de bize peygamberlerin kısalı özellikleri anlatılırdı. Evet. Hiç unutmuyorum. Hadi oğlum söyle bakalım peygamberin özelliği nedir? Yani hocam değindi. Bizimle peygamber arasında bir fark var mı? Olmaz olur mu? Tabii. Biz normal Allah'ın kuluyuz, insanız. Peygamberler de Allah'ın kulu fakat bizden üstün, Allah onlara vahiy veriyor. Evet. Bir anlamda peygamberin öğretmeni kim diye soracak olsanız Allah. Allah onları öğretiyor. Anladım, o zaman peygamberin, dur bakayım sayabilecek miyim, 5 özelliği var. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Evet. Peygamberler böyle olur. Sıdk, hiç yalan söylemezler. Bizde bazen kaçma oluyor. Tamam. Peygamber yalan söylemez. Musa Aleyhisselam'dan hocam bahsetti. O bir kavgada bir onlar şey Kıpti miydi vurdu Musa Aleyhisselam? Mısır'da onun muhalifi diyecek. Onun muhalifi evet. Kıpti. Bir tane tokat attı. Maalesef o öldü. Musa Aleyhisselam bunu aynen söylüyor. Sıdk doğru olur. Özü sözü doğrudur. Sıdk. Emanet. Kendisine bir şeye emanet ettin mi asla ondan vazgeçmez. O emaneti yerine getirir. Sıdk, emanet, tebliğ. Allah'ın kendisine verdiği bilgileri ümmetine olduğu gibi ulaştırır. Fetanet. Evet. Çok zekidir. Peygamber dedin mi zeka. Zeka fışkırır. Çok evet. Zekidir. İsmet, masumdur. Günahları adeta günah işletmez Allah ona. Evet. Yani aşırı büyük günah işletmez. Ama Adem Aleyhisselam'dan yasak meyveye gitti, tövbe etti tabii. Yani tabii. Bir hata yaptığı zaman da zaten hemen tövbe etti. Hocam da biraz önce belirtti, ismet sıfatı yani ismet temizlemesi, sıfatı, arındırması yoksa onların hata etmemesi değil, değil mi? Zaten Musa Aleyhisselam o hani biz toplumda genel kültürümüze Hızır'la buluştu diyoruz ya. Evet. Salih bir insan dedi hocamızın. Evet. Bir toplumumuzda Hızır Aleyhisselam. Kulumuz diyor söylüyor. Kulumuz diyor Allah. Evet. Biz de ona öyle nereden gelmişse gelmiş Hızır Aleyhisselam'da. Açıklama yok yani insana bakın görevlendirdiği diye. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmetine hiç görmediği bir olay gidiyor. Sabi bir çocuğu, günahsız bir gayri nefsin değil mi? Bir çocuğu öldürüyor. Allah Allah. Musa bir peygamber öldüren bunu. Musa Aleyhisselam değil malum. Yok işte tabii. Musa Aleyhisselam bunu kabullenemiyor. Evet, olmaz diyor. Evet. Çünkü normal masum bir insan öldürülmez. Öldürülmez. Hele o. Çocuk masumdur hiç öldürülmez. Meğer neymiş? Bir arka plan var. Evet. Meğer bu çocuğun anne babası çok salih, çok temiz. Bu çocuk cehennemlik işler yapacak. Hayatı çok kötüye gidecek. Bu salih insanların bu yavrucukları temizken ölsün evet. Ve bunlar böyle bir evlada kötü evlada sahip olmasınlar. Ama bunu sadece Allah bilir değil mi? Allah ki o bildirdi. Hocam değindi. Evet. İlmi ledün verildi. Evet. Allah katından bir bilgi verildi evet. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam o çocuğu o yüzden öldürüyor. Ama Musa Aleyhisselam bu derinlik kendisinde verilmediği için nasıl olur da masum çocuğu öldürürsün evet. Diyor. Ve bu yüzden en son açıklayacak zaten öldürecek. Şimdi sonuç itibariyle peygamberler masum bu 5 sıfatla sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Bu 5 özellikli insanlardır. Bunun dışında Allah-u Teala gerektiğinde hayvanlara, gerektiğinde hatta dağa taşa ilham yoluyla hareketlenme verebilir. Ondan sonra bazı salih kullarına ne verebilir? Bir ilhamla hareket etme verebilir. Mesela Meryem annemiz İsa Aleyhisselam'a doğuracağı zaman evet. Çok utandı, çok temizdi. Yeryüzünün belki en iffetli insanı. Evet. Ey Hristiyan komşular duyar mısınız? Bak İsa Aleyhisselam'a Meryem annemiz. Yeah. Onlar da kızlarına Maria diyorlar. Şimdi o ismi veriyorlar. Maria, Meryem annemiz en iffetli hanım sembolüdür. Sonra hamile kaldığı zaman çok utanıyor. Ya Rabbi diyor, bana hiç kötü bir el değmedi. Hiçbir erkekle buluşmadım. Nasıl oldu bu diye utanıyor, ağlayacak. Ona ilham veriliyor. Korkma evet. Sen onu doğur. Efendim o bizim sana bir vergimizdir diye. Evet.
babasız olarak İsa Aleyhisselam'ı doğruluyor. Musa Aleyhisselam'ın çocukluğunda, geçen haftaki programlarımızda da anlattık, Firavun diktatörlük idaresinin sembolü. İki dudağı arasından çıkan kanun. Evet. Şimdi hocam kanunlara değindi. Şu andaki Filistin'deki olayları Firavun'un kanununa benzetebiliriz. Evet. İki dudağı arasından çıkan kanun oluyor. Biden geliyor. Nereye? Tel Aviv'e. Tamam geldi, bir şey diyemeyiz. Ama bir söz söylüyor. Ey Netanyahu diyor, ne kadar iste benden istediğin, öldürecek ne kadar bomban varsa benden, ne kadar silahın varsa benden, bitti mi gene vereceğim, öldür yeter ki diyor. Bu da hiçbir canlı bırakmayacağız. Şimdi bu Firavun, eşekler, develer işte bu Firavun'u bir, Firavun'un çağdaş sembolü oluyor. Firavun'un o zamanki iki dudakları arasından çıkan bir şey nasıl kanunsa, şimdi hiç kimseyi dinlemeden, güç ve kuvvetine dayanarak bir firavunluk yapılıyor kardeşim. Evet. Bu açık, halkımızın bilmesi lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bunu yapıyor. Şimdi o zaman soruyu Allah neden yardım etmiyor şeklindeki soruyu, sorunun bunda bir hikmet vardır mı diyeceğiz. Bunda bir hikmet vardır. Evet. Şimdi o yaptı ya bunu. Evet. Onun karşılığını Allah-u Teala Hazretleri her kulu için bir 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 veriyor, sayıyor. Ama ölen hani biz, masumlar falan vesaire. Zilzal suresindeki ayeti biliyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarah. Ve men ya'mel miskale zerretin şerran yarah. Evet. Kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa karşılığını görecek, zerre miktarı bir kötülük yaparsa karşılığını görecek. Şimdi Biden oraya geldi, İngiliz Başbakanı geldi, talimatlar, emriniz olur dediler. Evet. Netanyahu bitmeyecek bu iş diyor. Bak hocam açıkladı, bir türlü ateşkes anlaşması yapmayacağız diyorlar. Evet. Ya arkadaş bir ateşkes yapın ya. Şöyle insanlar bir nefes alsın. İnsani ara vermekmiş. Ha, öyle mi? Bunun karşılığını görecek. Evet. Ve bu Musa Aleyhisselam'ın kavminde tarihi bir yapı itibariyle Yahudilerde bir doymamak var. Allah'a bile iftira atmak var. Bir ayeti kerimede nitekim galetil yahudu buyuruluyor. Yahudiler dediler ki yedullahi magluletul. Allah cimridir. Evet. Allah'ın eli bağlıdır. Yardım etmez. Yahu sana selva verdi. Ondan sonra men verdi. Bıldırcın eti getirdi sana Musa Aleyhisselam'ın duasıyla. Evet. Tarihin var. Neler oldu sana? Neler yapıldı? Ama hala yedullahi magluletul. Allah-u Teala Hazretleri de gullet eydiyehum. Eydiyim mi? Gullet eydiyim. Gullet eydiyim buyuruyor. Asıl eli kolu bağlı olan, cimri olan sizsiniz. Hep alan, hiç vermeyen sizsiniz diye o kullarına bir uyarı getiriyor. Bir uyun ayetlere, kulluk bilincine kavuşun diyor. Ben şimdi şu kelimeyi de izah edin hocam. Velu'inu bima galu. İşte böyle demeleri sebebiyle de lanetlendiler. Evet. Lanetlik bir toplum oldular. Evet. İstemeyiz. Ama istisna var mı? Düşmanımızın bile lanetlik bir toplum olmasını biz istemeyiz. Evet. Lanet ama, bir açıkla aslında Mustafa Hocam burada söyleyelim. Lanet, lanet rahmetten, sevgiden, adaletten, güvenden uzaklaşmak. Uzaklaşmak. Demek. Tam şu andaki Batı uygarlığı arkadaşlar, kusura bakmasınlar. Bize şimdi Öğretmenler Günü vasıtasıyla çocukluk anılarımdan bir şey de öğreteyim. Benim ilkokul öğretmenim, ellerinden öperim. Allah rahmet eylesin. O kadar mübarek bir insandı. Çeçendi, Çerkez. Ben rahmetli babam ilkokula gitmeden önce namaza başlatmıştı. Onun maskotu gibi camiye götürürdü beni. Öğretmenim namaz kılan bir öğrencisi olduğumu bilirdi. Okulumuz ezan sesine yakındı. Ezan okunduğu zaman böyle diyordu. Kelebek hadi oğlum camiye diyordu. Eyvallah. Ama onun istismar etmediğimi de biliyordu. Yani o beni camiye gidiyordum, namaz kılıp geliyordum. Tamam mı oğlum diyordu. Dersi asmak için değil yani. Yok, dersi aksatmayacağımı biliyordu. Ellerinden öperim. Bir de biz ortaokula geldikten sonra özellikle toplantılarda Ziya Gökalp'in bir şeyi anlatırdı bize. Ziya Gökalp'i tanırsınız. Evet. Tamam. Ziya Gökalp diyor ki Türk toplumunun ana özelliğini şöyle anlatıyor. Üç versiyonda anlatıyor. İslam ümmetindenim. Bravo. Yani ben Müslümanım diyor adam. Evet. Türk milletiyim. Allah öyle. Bravo. Yani tabii. Türk milletinin Türk milleti onu söylüyor. Ama şimdi tartışmalı bir konu.
Garp medeniyetindenim diyor. Garp yani Batı uygarlığındanım ben diyor. İşte Batı İslamlaşmak, Batı uygarlığı, asırlaşmak, evet, değil mi? Evet, Batı Türkler uygarlığı mi? Şimdi iflas etti. Ziya evet. Gökalp şimdi yaşasa görseydi, Batı uygarlığındanım ama demez hedef, diye sanıyorum. Ama hedef malum biliyorsunuz, muasır medeniyet seviyesinin üstü diye üstü diye olur. Hedefleniyor ama ölçü de, kız altında kaldık. Ölçü de şey alınıyor. Batı uygarlığı alınıyor. La Batı uygarlığı yazık ya, işte görüyoruz bir çocuklar kaldı masum. 10.500'e ulaşmış 11.000 çocuk ya. Düşünün. Kız çocuğu erkek çocuğu. Ölenlerin %70 hatta geçen ya. Bir şey düştü sosyal medyaya. Bir kızcağız bu başörtülü kızlara mütehaccibe mi diyoruz, mütesettire mi diyoruz? İkisi de söyleyeyim. Mütehaccibe yani başörtülü bir Filistinli 18 yaşlarında bir kız çocuğu. Oradan gidermiş. İsrail askerleri bunu görüyor. Çağırıyorlar, sorguluyorlar. Ve orada seni diyorlar, cevapları beğenmiyor. İşte ne kız ne dediyse, Müslümanım mı dedi, ne dedi. Kurşuna dizmişler kızı. Bunu bir erkek çocuğu, Filistinli başka bir genç, bunu görünce dayanamıyor, kendinden geçiyor. Onu katleden askere saldırıyor. Nasıl fırsat buldu da saldırdıysa. Onu da kurşuna diziyorlar. Sonra yani bak hem acı hem de taziye törenleri. İşte bizde de bir cenazemiz olduğu zaman taziyeye geliriz. Bu halk da böyledir. Taziyeye gidildiğinde dualar yapılıyor o kız çocuğu için. Sonra oğlu öldürülen, o kız yüzünden oğlu öldürülen çocuğun babası da geliyor. Diyor ki Allah'ın emriyle kızın oğlumu istiyorum, verir misin diyor. Allah Allah. O da verdim gitti diyor. Böyle bir olay var şimdi. Bakın şimdi bunu, bu söylediğim şeyin izahı bizim gibi burada elhamdülillah Allah daha rahatlıklar versin. Rahat evinde kahvaltısını yapan, istirahatini yapan şu anda bizler için biraz kolay ama onlar bunu görmüş gibi şehit olan kızına talip olan şehit olan çocuğu ahirette izdivaçları evet. gerçekleşsin diye isteyen insanlar var. Evet. Demek ki orada masum insanlar ölüyor ama Allah bunun hesabını, defterini ne bileyim artık şimdi nasıl izah edeyim. Mustafa Hocam bizim tutuyor. Açımızdan şimdi buradaki evet. sebeplere bakmak yani Batı uygarlığı yani iflas Allah'ın etmişti. Allah'ın rahmeti var. Demek lazım. Şöyle bir şey. Tabii de bu Batı Doğu uygarlığı çok net kavramlar değil. Şimdi zulüm ve adalet vardır. Evet. Doğru ve yanlış vardır. Bunlar da siyasetin ürettiği kavramı. Doğu neresi, Batı neresi? Batı medeniyetinin ölçüsünü, gaddarlık, zalimlik mi? Bunu Batılı'da yaşayan halkların çoğunluğu kabul etmez böyle bir şeyi ve ahlaki görmezler. Evet. Dolayısıyla biz kavramları kullanırken de bunlar çatıştırmacı kavramlardır. Yani politik kavram, politika da bu kavramlardan evet. uzak durması gerekiyor. Hocam bu konulara inşallah... Bir şunu söyleyeyim. Doğudan batıya akan nehir. Profesör Doktor Bekir Karlı'ya gelin. Şimdi, hocam, şey, biz doğu medeniyetiyiz. İşte batı medeniyeti. Ziya Gökalp'te batı medeniyeti demiş. Bu şey, bu ayrım da çok doğru bir ayrım değil. Yani. Biz mesela Kur'an'ı bir ayrım değil. Velillahil meşriku. Bak, Sayın Ziya Gökalp'e bir torunu karşı çıkıyor. Evet, yanlış ya söylemiş abi ya. Kur'an açık. Evet. Doğu da batı da nereye aittir diyor. Allah'a aittir ya. Biz meseleye doğruluk yanlışlık, hak evet. batıl, yani, ahlaki gayri ahlaki. Ölçü adil, Kur'an'dır adil. Diyoruz yani biz böyle tabii. Ölçü bizim değerlerimiz budur. Bunlar evet. politik çatıştırma zamanlarıydı. Hocam rejideki arkadaşlarımız. Tamam arkadaşlar bir şey yapıyorlar. Sonuçta oradaki sebeplere bakmamız gerekir. Evet. Bir de Müslümanlar olarak biz ne kadar gerçekten insani ve ahlaki anlamda İslam'ın ruhuna, aklına, ahlakına, adaletine uygunuz ve değiliz. Ne kadar insani tutumlarımız var? Mesela İslam devletleri, İslam birliği var. Çıkarları gerektirdiği gibi hareket ediyorlar. Kıbrıs'tan Barkal'da niye tanımıyorlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni? Evet. Yani. Öyle değil mi? Tanıyanlar da gerçek. Burada yani ya. Burada bir şey var. Yani bir problem i̇şte var. İşte Batı uygarlığında bir yani şey var hocam. Filistin kesin, yıllardır ambargo altında. Bir Filistinli şey, arkadaşları bana. Bu olaylar oldu kötü gözüküyor ama. Aslında dedi iyi de oldu. Niye? Yıllardır dedi ambargo altında unutulduk dedi. Ambargo altında sefalet içerisinde doğru, yaşıyorduk evet. dedi. Evet. Böylece dedi Filistin'deki gerçek görüntü, durum bir kere daha ortaya çıktı dedi. Belki bu defa gerçekten doğru bir çözüm i̇nşallah, ortaya çıkar. İnşallah. Mesela inşallah. Halkları, uluslararası hukukta self-determinasyon hakkı diye bir şey var. Halkların rızası önemlidir. Beraber yaşamak istiyorsa yaşarlar, yaşamak istemiyorsa ayrı yaşarlar. Demokrasi de bunu gerektirir. Halkların iradesini bunu gerekli kılar. Evet. Ama demokrasiyi sözde savunuyorlar. Aslında baktığınızda evet.
Birleşmiş Milletler'in yapısı da demokratik değil. 5 tane üye, 12 tane seçiyorlar. Bunlar imtiyazlı üyeler. Hani demokrasi, eşitlik, insan hakları? Bunlara haftaya cevap vereceğiz inşallah hocam. Yani daha giriş bile yapamadık. Konuya, evet, soruya, öyle, soruya tam daha cevap alamadık. Giremez. İnşallah haftaya o cevabı alacağız. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik yine. İnşallah haftaya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.